Selamun aleyküm. Bugünkü dersimizde number speaker up dastur tuzup koramız. Yani bu dasturumuz ma bu korunuş gibi. Sonlarını bozganımızda İngiliz stilinde şu sonlarını oku beradı. Bu dasturunu tuzuştan maksat ma şu layoutunu taklaşını organı. Şundan taşkarı fonksiyelerden faydalanışını organış. Ve Flutter package'larını qanday qilib dasturimiz ichida ishlatishni o'rganishdan iborat. Demak, maqsadimiz Flutter'ni package'larini foydalanishni o'rganish. Bu darsimizda demak birinchi qiladigan ishimiz har doimgidek yangi dastur yaratib olamiz. Flutter start a new Flutter project qilamiz. Flutter nasırımız analyzing jarayoni ketyapti. Hop, bu yerda har doimgidek generatsiya bo'lgan kodlarni o'chirib tashlaymiz. Yani material app, material app ne içi de biz home'da scaffold işletirdik. Scaffold body body ne içi de ise demek container versek demek color Commerce verip dasturunu işe düşürüp tekşirip koyalımız. Dasturumuz doğru işle yaptım yok ki yok. Playbox'tan çıktı. Dasturumuz işe düşürdü. Hazır işe düşkünce biz demek bu dasturun source kodunu GitHub'a yükleyip koydum. Şu yerden alıp tekşirişimi işletip görüşleriniz mümkün. Lekin özleri görüşünü maslahat verirdim. Şu dasturunu bir yerden fakat yine bu assets folder'ın içi de Ana bu audiolarını koçurup oluşlarınız mümkün. İşletiş için dasturda. Bu audiolarını ben Free Sounds'dan aldım. Free Sound deyip kıdırdım. FreeSound.org degen site var iken. Ben şu yerden ihtiyari tekin audiolarını topuş mümkün. Ben number deyip kıdırgandım. Number'la kep çıktı bir de. Sonra number 2. Şu yazıp yüklengen tekin. Demek bir yerde container'ını safe area'ya uğrayımız. Çünkü hazır bir yerde layout koyduğum bulsak tepeye çıkıp gidip Scaffold ki. Ha, scaffold ki. Colors. Şunu bir paşa buladı. Bir yerden indi. Biz kolumun işletemez. Ve kolumun children'lar buladı. O bir neşte row buladı bizde. Sol için birden 9 geçe bulsa, 3'te önce ölersek 3'te row buladı. Şu için kolumun içi de row veremez.
basılışı uçun flat button buluş gerek. Children ye flat button veramaz. Make on press it. Color veradigan bo'lsak colors nokta red bo'lib qolsin. Mana ko'rindi. Demak, shundan 3 ta qo'yadigan bo'lsak 3 ta bo'ldi. Endi bu teng joylashish uchun biz cross axis alignment main axis and space between. Hop, bu stretch hozir berdi emas. Hozir uning uchun expanded qilishimiz kerak edi. O'tgan darslarda ko'rgandik, bir xil joyda bir xil bo'lib teng miqdorda joylash uchun bularni expanded ga o'rashimiz kerak. Hop, child qo'ymagansan deyapti flat buttonga. Biz text qo'yishimiz kerak, to'g'rimi? Hop, buni expanded ga o'rayotgandik. Expanded. Bularni ham o'raymiz. Nimaga chiqmayapti? Expanded widget widgetiga ulaymiz. Demak ana expanded qilgandik. Teng miqdorda 3 ga bo'lib joylashtirdi. Hozir rangi bir xil bo'lganda ko'rinmay qolyapti bizga. Boshqa rang bersak ko'rinadi. Misol uchun green, blue, hop, endi bularni ichiga child berib chiqamiz. Ya'ni tekst yozilishi kerak ichiga. Hop, endi shu rovlardan xuddi shu rovdan 3 ta bo'lish kerak. Kopya qo'ydik. Mana ko'radigan bo'lsak 3 ta. Shunchaki almashtirib chiqsak shunglarni. Yetti, sakkiz, to'qqiz. O'zgardi. Endi buni qo'ydik. Row demak bunga bitta kolumn qo'yamiz va ichiga children ga text va 0 beramiz. Ana qo'ymagan ekanmiz. Ha, kolumnning ichida flat button bo'lishi kerak edi. Flat button.
Battını kollara bor. Kollars. Ve bunu child'a text bo'ladi. Null degan. Null chiqdi. Rangi bir xil bo'lib qoldi. Tushunmadim. Rangi chiqmayapti. Non-press'da yazmaganımızda hatalık beri yaptı. Flat button'ı boyayıp görsatmadı. Kontrolümüz ortada durdu. Bunu stretch kılışımız için cross-axis alignment kılamız. Stretch oldu. Demek kolumun boladigan bolsa, kolumun stretch'i horizontal boladı. Agar row bo'ladigan bo'lsa, row'ni stretchi vertikal bo'ladi. Bu narsani mana bu yerda ham ko'rsak bo'ladi. Flutter dokumentatsiyasida yaxshi tushuntirilgan. Docs'ga kiramiz. Va bu yerdan user interface, building layouts. Boshlarda eng sodda tushunchalar. Mana bu yerda ko'rsatilgan mana. Agar row bo'ladigan bo'lsa, row'ni main axis alignmenti bu horizontal bo'ladi. Cross axis alignment esa vertikal bo'ladi row uchun. Va column uchun esa teskarisi. Main vertikal bo'ladi, cross horizontal bo'ladi. Hozir biz column'ni qo'ydik. U horizontalga stretch bo'lishi uchun biz cross beramiz, cross axis alignment beramiz. Mana kolumni qo'ydik va cross axis alignmentiga stretch berdik. Bu horizontalga stretch bo'lishi uchun. Xuddi shuni kopya qilamiz va pastga ham qo'yamiz. On bo'ldi. Endi bularni vertikaliga teng qoplanib turishi uchun har doimgidek stretch ishlatamiz. Ya'ni har birini stretch emas, expanded demoqchi edim. Expanded ga o'rab chiqadigan bo'lsak demak, bunu ham o'raymiz. Expanded. Enter qilib ketdim. Expanded widget'ga o'raymiz. Oxirgisi. Xo'p, teng to'g'ri joylashib oldi, lekin stretch bo'lgani yo'q. Stretch bo'lishi uchun mana bu narsani ham hammasiga qo'yib chiqishimiz kerak. Mana row turibdi. Row'ni stretch qilishi uchun demak row o'zi row'ni vertikalga stretch qilish uchun unga cross axis alignment beramiz. Ya'ni row'ni cross axis alignmenti vertikalga stretch qilardi, to'g'rimi? Stretch beradigan bo'lsak. Demak, shuni berdik va vertikalga bu stretch bo'lyapti.
Demek onun içine ham taşıp çıkamaz. Geberliğe. Akoplab aldı. Endi fakat tepe bulan pas kaldı. Demek birincisi bu kolumun edemiz de. Kolumunu garizontalige stretch kıldık. Onu vertikalige yapışıp duruş için. Yani tolduruş duruş için. Yani expanded işletişimiz gerek. Yani mana bu flat button'ı mana bu button'ı expanded ki uğraşımız gerek oladı. Mana expanded ki uğraydıgan bulsak. Demek vertikalige ham demek tolduruş oldu. Huddu şunday pastagini ham flat button'ı expanded ki uğraşımız gerek oladı. Mana. Endi ko'radigan bo'lsak, hammasini ichida bir xilda, masalan, flat button, hammasini ichida flat button bor, ya'ni bularning hammasi flat button on pressda. Demek hammasi bir xil bo'lgani uchun bunu bitta qilib funksiya qilib chiqarib olsak bo'ladi. Undan oldin hozir Flutter packageslarni ishlatishni o'rganishimiz kerak. Ya'ni biz audio bilan ishlaymiz. Bu dasturda bosganda shu sonni inglizchasiga aytib berish kerak. U dasturni olishimiz uchun demek Flutter packages qilamiz va pub.dev degan sayt bor. Flutter'ni packageslar joylashgan sayt hisoblanadi. Ana saytga kirdi. Bu yerda audio player deb qidiradigan bo'lsak, audio player'larni javobi chiqdi. Demek bir yerde bir neşte, yani 237 ta pekajini çıkarıp berdi javob sifatida. Ha, bir yerde her doim bu narsaga e'tibor berish kerak. Yani mashhurlik foizi, yani qaysi birini ko'proq ishlatishyapti, qaysi biri ishonchli. O'sha narsasidan pointiga qarab bilib olishimiz mumkin. Solchi bu pointi 100 ekan. Ya'ni 98, ya'ni ko'rsatkichlari yaxshi audio players. Shunga o'tamiz. Va bu yerda to'liq ishlatilishi bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Demak, qanday qilib proyektga qo'shiladi, qanday qilib ishlatiladi, misol uchun kodda mana shu ko'rinishda ishlatiladi. Shularni hammasi berib o'tilgan. Biz qo'shishimiz uchun mana shuni ko'chiramiz. Audio players'ni va pubspec'ga. Demak, mana bundan keyin qo'shib qo'yamiz. Ya'ni Cupertino icons ham xuddi shunaqa Flutter package hisoblanadi. Pubget'ni bosamiz. Demak, audio players package qo'shildi bizda. Bu kodimizga o'tadigan bo'lsak, va bu yerda ham import qilish kerak bo'ladi. Import audio, demak audio playersni mana shu klasslari bor ekan, biz ishlatadiganimiz audio cache. Hop.
assets folder açamız. Audiolarımız taşa olish uchun. Va bu yerga tashlaymiz. Assets'ga qo'shildi. Endi PubSpec'da ham o'sha assets'ni ochib qo'yish kerak. Buni assets degan folderning ichidagi barcha fayllar. Va bu yerda endi onpressed'ga funksiya yozamiz. Player finalni keyingi darslarimizda tanishamiz. Bu final kal so'zi bo'yicha alohida dars qilamiz. Va audio cache play shu play emas player qilaylik. Player nuqta play qiladigan bo'lsak bu yerda file name yozish kerak. Bizda file name'imiz qanaqa bo'ladi? Masalan, so, number 0 turibdimi? Ha, bir qo'yamiz. Kodumuz qaytadan ishga tushiramiz. Bu package'ni qanday ishlatishni o'zining dokumentatsiyasi bor. Masalan, installing kiradigan bo'lsak, buni qo'shasan deyapti. Pubgetni bosamiz va buni import qilish kerak. Ya'ni biz qilgan ishlar hammasini shu yerda ko'rsatilgan. Readme faylda batafsil tanishish mumkin bu yerda. To'liq ishlatishlari bo'yicha ya'ni pause, stop, har xil funksiyalar bor. Biz faqatgina hozir play ni ishlatyapmiz. Ya'ni qo'shimcha qanaqa funksiyalar borligini mana buni ichiga kirib ham ko'rsa bo'ladi. Ya'ni kutubxona ichida yozilgan barcha kodlarni ko'rib, o'rganib chiqish ham mumkin. Dasturimiz ishga tushyapti. Mak 0 ni bosadigan bo'lsak, saytmada demak nimadir xatolik bor. Bu yerda chiqibdi. Unable to load asset. Ma bunu xato yozib qo'yamiz. Oxirgisi W emas, ma bunaqa bo'ladi. 0. Ana 0. 0. Demak ishladi. 0. Bularda tekstga style bersak bo'ladi. Text style color beramiz, colors white, size beramiz necha? Hop, 72 berib ko'raylik. Turg'unda. Endi xuddi shu narsalarni boshqalariga ham ko'chirib chiqamiz. Ishladi. Xo'p, endi qiladigan ishimiz
kodni refaktor qilish kerak, ya'ni hozir ko'rib turibmiz. Mana bu ichidagi barcha funksiyalar qaytarilyapti. OnPrest ichidagi deyarli bir xilda, faqat bu son o'zgaryapti. Demak, buni alohida funksiya qilib chiqarsak bo'ladi. Bu yerda alohida funksiya yozamiz. Void make play number sound deyelik. Ixtiyoriy nomlash mumkin. Mana buni ichidagini bu yerga qo'yamiz. Va bu yerda chaqirib qo'yamiz o'sha funksiyamizni. Endi har birida ishlatishimiz uchun bizda mana bu o'zgarish kerak. Ya'ni funksiyani parametri bo'ladi yoki parametr yoki argument deb nomlanadi funksiyada. Bu narsa funksiya yoki metod ham deyish mumkin. İki xil ikkalasi ham bitta narsa aslida. Demak, parametr bo'ladi, funksiyani qavsni ichida yoziladi mana shu parametri. Demak, biz int deb demak number sound beramiz. İxtiyoriy nomlash mumkin, number deb qo'yalish shunchaki, masalan, buni ichiga number olarkan, ya'ni funksiyaga mana bu yerda mana qizarib qoldi, chunki bu yerga argument ko'rsatish kerak. Number berib yuborishimiz mumkin. Ke number berishimiz kerak. Ya'ni 0, bu yerda 0 beramiz. Hop. Bu yerda numberga 0 keladi o'shanda. Va buni number deb o'zgartirib qo'yamiz. Ya'ni bu yerga nima kelsa, qaysi number kelsa, bu yerga qo'shiladi. Hozir shuni o'chirib qo'yalik. Demak, number kelsa, mana bu yerda xuddi shu yozuv qo'yiladi. Ya'ni number 0 keladigan bo'lsa, number chiziqcha 0 deb nomlanadi. Ya'ni mana bu yerdagi mana bunga tushadi. Shu audioga tushadi. Agar 1 keladigan bo'lsa 1 bo'ladi, 2 keladigan bo'lsa 2 va hokazo. Xo'p, demak, funksiyalarni parametri tushunarli bo'ldi. O'ylayman. Demak, xuddi shunaqa qolganlariga ham xuddi shu funksiyani apply qilib chiqamiz. Demak, bunga 1 beramiz. Bunga 2. Ya 3. Tor. Beş. Altı. Yetti. Dokuz. On. Endi ishlatib ko'radigan bo'lsak. Hammasi ishladi. Demak, hammasi play bo'lyapti. Demak, hammasini bitta funksiya orqali ishlatyapmiz. Hop.
Demek bir yerde kuradigan bulsak flat buttonlar ham takrorlanyapti. Yaptı. Flat button'ını ham alohida funksiya qilib chiqarish mumkin. Lekin bu yerda endi void funksiyasi bizda ishlamaydi. Tekshirib ko'radigan bo'lsak, void draw buttons deyelim, ya'ni buttonlarni chizadi. Va bu yerda bunu ol koyamız. Flat button'ını to'lig'icha olamiz. Bu yerga koyamız. O'rniga draw button funksiyasini berib olamiz. Mana beradigan bo'lsak, bu yerda mana aytyapti. Bu expression'ın type'ı void. Şunun için işlatı bo'lmaydi. Yani bunga child'ın type'ı o'zi widget bo'lishi kerak. Demek biz bir yerde void funksiyasını işlet olmayız. Void tipindeki funksiyonu işlet olmayız. Hop, eğer funksiyonlar bilan tanışıp çıkardığım bulsak, dartpad'ını açalım. Dartpad. Hop, bizde asosan iki xil funksiya var. Void tipli ve turli xil başka void bo'lmagan tipli funksiya bo'lishi mumkin. Add degan funksiya yaratalik. Yani bunga ikkita son keladi. A ve int b. Ve bu sonlarını koşup çıkarıp beradigan funksiya bo'la qolsin. Ve bu yerde o'sha funksiyani chaqiramiz. 5 bilan 89 berib olaylik. Hop, ishlatib ko'radigan bo'lsak 94 çıkarıyordu. Yani 5 2 8'i koşup funksiyon işledi. Şimdi yani şu 94'ünü burada uzgar uçuge ovaladigen bulsak. Yani bizde int demek result degen uzgar uçu bulsun. Şu result'ını 90 ben şu add'ını Edge tengleydi yani bulsak. Yani edden nima cevap bulsa şu result ke teng bulish kerak bola qolsin. Mana şu holda biz işlet olmayımız. Çünkü bir yerde mana hata çıkar yaptı. Kudu boyagi hata. Bir yerde kursatılgan hata. Ana void bir yerde işleti olmaydı void'ını. Demek result nima bizde int mi? Demek bu funksiya ham int qaytarish kerak. Yani ma bu void emas int bo'lishi kerak. Mana shundagina ishlata olamiz biz. Mana endi xatolik yo'qoldi. Ya'ni bu funksiya int qaytaradi. Hozir bu yerda shunga yarasha biz qaytarib qo'yishimiz kerak intni. Ya'ni return a plus plus b qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shundagina bizda int ya'ni mana bu ikkita sonni yig'indisi qaytadi va resultga teng bo'ladi. Bu yerda print qilib resultni chiqarib ko'radigan bo'lsak
Anlaşılardı. 94 çıktı. Demek çünarlı funksiye void bulunursa demek bir yerde kutulayatken reza tipini kaytarış gerek. Yani bir yerde bizde nima kutulu yaptı? Child ke widget kaytış gerek. Yani bunu tipi widget buluş gerek. Widget kıladigen bulsak bana bir yerdeki hatalı gücü yok oldu. Demek aslında ama bu expanded'larını ham bu funksiyon içi koşu varsayı bularken çünkü expanded ham takrolen yaptı her burada. Demek expanded bulan bir olup koşsak bulan onlar sen. Şimdi bir yerde expanded kılamız. Draw button. Ve bir yerde koruyamız. Sound number bor. Ve color bor. Özgürlük gereği bölgen demek. Bunu ham bir yerga argument qilib berib yuborishimiz kerak. Demak, named argument degan narsa bor. Ya'ni figurali qavsning ichida argumentni nomini ham yozib ketsa bo'ladi. Demak, bu yerga color color beramiz. Int sound number. Demek ki return degen söz kop getirdi. Demek color color'ge sound number'ga 0 beramiz. Demek named argument degani figurali qavsda bersak bu yerda ham har bir argumentning nomini yozib 2 nuqta va o'sha argumentni o'zi qilib yozishimiz kerak bo'ladi. Bu named argument deyiladi funksiya. Demak, tushunarli. Hop 0 ketdi. Demak draw button color'ga colors beramiz ve sound number'ga 1 beramiz. İki green iken. Üçtüki blue. Şimdi bunu uçurup taşıyalımız. Uç. Kette. Torunu ham. İçi de koçuramız. Beş, altı, tur kapitra, tur, beş, altı.
14 taşıyımız. Şimdi tıkladığım olsak. Az bir de ama bu narsala uzgattır şeysten çıktı. Ana color geldi mi argument ki demek ben şunu bir akayım bir koyuşumuz gerek color de. Bir yorgayım tekst ki sound number geli yaptı bizge. Sound number da verişimiz gerek. Hop, numadır hatalık verdi hazır. Ama bunlar sana draw button bir hatalı bir yer yaptı. İşlerde iki de bir koyumuz. Yani iki de joyda nol çıkıyordu. Ha, bu expanded mass. Şunu içine şunu drop attım birçimiz gerek. Color sound number no demek kayta kayta işe çürgenimiz gibi şunu böyle yaptı kaytattan işe çürgenimiz az UI'de üstü çizip de şey yaptı da. Dasturumuz işe düştü. Ama doğru işleyipti. Hazır bunu bozganımızda one de yaptım. Ama bir de kop gitken. Sound number'ını ama bir gibi erişimiz gerek. Ama doğru işleyipti. Endi 7 dan boshlab bu yog'ini ham to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Ya'ni 7 8 9 va bularni o'chiramiz.
Teori bitiren binamız. Tekrarlanıp olması da geçiyor. Nihoyat 10 da ham to'g'irlab qo'yamiz. Bunga ham funksiyamizni yozamiz va 10 deb belgilaymiz. Mana. 0, 2, 5, 9, 10. Ishladi. Demak, bu yerda asosiy maqsad nima? Mana bu qaytariladigan kodlarni bitta qilib funksiyaga chiqarib, qayta-qayta yozmasdan mana shuna qulay ko'rinishda ishlatish mumkin. Mana shu narsani o'rganish asosiy maqsad darsimizda. Va ishlatib ko'rdik. Demak, bundan ham ixchamlashtirsa bo'ladi kodni aslida. Demak, mana bu funksiyalarni qayta-qayta chaqirib va bir marta yozib, qayta ishlatishimiz mumkin ekan. Hop. Endi o'zlaringiz yana shunga o'xshash dastur qilib ko'rsalaringiz bo'ladi. Misol uchun bosganda son nimas? Mana shu rangni o'zini gapirsa, masalan purple bo'lsa, purple, yoki yellow yoki green deb ingliz tilida aytadigan application qilish mumkin. Ya'ni kichkina bolalar uchun bu foydali application bo'ladi. Shunchaki nimadir qilish emas, qandaydir foydali application qilish mumkin. Ya'ni ranglarni o'rganish uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Misol uchun bu application ham mana bu sonlarni ko'rib, masalan 3 5 6 yoshli bolalar, 3 4 yoshli bolalar ingliz tilini o'rganish uchun ishlatish mumkin bu applicationni. Mana bugungi darsimiz shundan iborat. Kimda qanaqa savol bo'lsa, izohlarda qoldirsangiz, javob berishga harakat qilamiz. Bizning dasturimizni source kodini GitHub'ga ham joylab qo'ydim source kodni. Videoni izohida ham qoldiraman source kodga linklarni. O'sha yerdan mana bu audio fayllarni ko'chirib olishlaringiz mumkin.